Evet özellikle YouTube üyelerimizden birçok arkadaşımız bizim mahalledeki bir abinin istifa etmesi ve bizim mahalledeki uzun boylu bir abinin bunu kabul etmemesiyle ilgili konuşur musun diye sormuş. İsim vermemek ne kadar kurtarır bilmiyorum ama podcast'e söyleyeceğim birçok şey isim verdiğim zaman turbonun meme uçları demirden birer leblebiye dönüşüyor. Yani her biri bir leblebi olmak üzere demirden iki tane leblebisi oluyor. Boşu boşuna adamı demirden leblebi sahibi yapmayalım. İsim vermek lafını duyunca bile böyle kulakları dikelmiştir. Tabii ki bu şekilde kulakları dikelen bir kişi değil. Birkaç kişinin beni bu şekilde takip ettiğini biliyorum. O yüzden gene de isim vermeyeceğim. Evet, bu istifa ve sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmamı isteyen üyelerimiz Umuti, Emre Bulut, Berk Yörükoğlu, Mevlüt Güçlü, gördüklerim bunlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta çok garip bir olay yaşadık. Cuma günü bir anda sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrendim. Düşündüm lan acaba markete mi gitseydim, gitmese miydim? Neyse idare ederiz herhalde. Sadece yoğurt azdı evde. Onun haricinde pek bir sıkıntı yoktu. Et olarak da çok fazla bir şey yoktu ama gene de ne derler katık edersen eğer hafta sonu idare edilebilecek kadar vardı. Tavuk mavuk ton balığı falan hani hepsini kullanırsan hafta sonunu geçirebilecek kadar vardı. Ekmek olarak da sıkıntımız olmuyor. Çünkü diyorum ya mümkün olduğu kadar kendi kendine yetebilmeyi öğrenmeyi severim. Hani şey kafasında değilim. Sen uğraşır dedinir, metroyu yaparsın. Ben bir akbil basarım geçerim. Şimdi anladım mı şempanzem diyen arkadaşların zihniyetinde değilim yani. O yüzden de kendi ekmeklerimizi ya da açmalarımızı zaten yapabiliyoruz. Maya, un vesaire her şey var. O da sıkıntı değil. Peynirlerden de zaten vakumlu almıştım. Onlar da bir sene falan dayanabiliyor buzdolabında. Bir de şeyi düşündüm. Lan dedim iyi ki almışız. Almasaydık ne yapacaksın? Bu saatten sonra alışverişe de gitmesin. Aklıma hiç gelmedi yani o saatten sonra alışverişe gitmek. Ama tabii ki birçok kişinin aklına gelmiş. Fırınlar falan açıkmış çünkü. İnsanlar fırınlara hücum etmiş. Anlayamadığım şu var. Bir kişi 10 ekmek falan alıyor. Hani belki dersin kapıcıdır ama hepsi mi kapıcı? Onlar onar ekmek alıyor insanlar. Siz bilmezsiniz bizim zamanımızda karneyle verirler. Keşke karneyle verselermiş ekmeği. Bizim zamanımızda karneyle verirlerdi ekmeği. Bak şimdi oluyor mu öyle bir şey? Birçok kişi bu şekilde birbirinin içine düşen insanlara kızmış. Niye böyle yapıyorsunuz diye. Yarısında maske falan da yok çünkü. Hani virüsü falan unutmuşlar. Ekmek için birbirlerinin tepesine çıkmış durumdalar. Bunu yapanlara kızmak doğru mu yanlış mı tam bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ben kendi adama konuşmam gerekirse diyelim hiçbir şey yok. Kendi ekmeğimizi falan da yapmayı bilmiyoruz. Ekmek lazım. O markete ben gittiğim zaman o kalabalığı, o tıkış tıkışlığı görseydim eğer geri dönerdim abi. Derdim ki ekmeksiz kalayım iki gün. İki gün ekmeksiz kalayım. İki gün suyla besleneyim. İki gün ne bileyim un yiyeyim. Yani her şey ne olursa olsun her şey o kalabalığın içine girmekten daha iyi. Dediğim gibi tartışılabilir. Bazıları der ki insanlar aç mı kalsın vesaire aç çocuğu vardır. O tartışılır ama ben sizin için söylüyorum. O tür bir kalabalığa girerseniz o virüsü yeme ihtimaliniz aşırı yüksek. Aşırı yüksek. Özellikle İzmir gibi bir yerde. İstanbul'da da öyle. İzmir'de de öyle. Yoğun yani virüs. O kadar insanın olduğu bir yere girerseniz o virüsü yiyeceksiniz. Yersiniz yani. Yememeniz çok zor. Birçok insan virüslendi şimdi. Birçok insan virüslendi. Ve bunu bahane olarak şunu dediler. Daha önceden biz söyleseydik insanlar marketlere hücum ederdi. E şimdi ne oldu? Neredeyse takdir edecektim. Bizim mahalledeki bir abinin istifasını takdir edecektim. Çünkü biliyorsunuz bizde hiçbir zaman şu yoktur ve sadece bir parti ile ilgili değil bu. Baştakiler için genellikle bu geçerlidir. Pardon hata yaptık. Hata yaptılar. Net bir şekilde hata yaptılar yani. Bunu düşünemediler. Dediler ki ya abi bu saatten sonra kimse çıkmaz herhalde. Parantez içinde çıktı. Düşünecektiniz. Bana sorsaydınız keşke. Verim cebimi vereyim ben size. Verim cep numaramı. Arayayım böyle şeylerden en azından böyle önemli şeylerden önce bir arayın sorun. Ha işin komik yanı şu. Halktan biriyim diyen sizsiniz halktan izoleyim diyen benim mümkün olduğu kadar kendimi izole tutmuyorça Biliyorsunuz değil mi? Yani virüsle alakası yok. Ben hep bunu söylüyorum. İnsanlıktan soğumuş bir adam olarak hani bana da geliyor. SMS geliyor işte. Bize SMS yollayarak 10 lira bağışta bulunabilirsiniz diye. Valla ben bağışımı kedilere yaptım. Biliyorsunuz yaşlılar dışarıya çıkamayınca kediler aç kaldı. Bizim buradaki mahallenin işte sürekli bildiğimiz bir iki kedi var. Ben bağışımı onlara yaptım abi. Uzun uzun anlatmayacağım. Biliyorsunuz neden empatisizleştiğimi, insanlardan neden soğuduğumu biliyorsunuz. Benim en çok umrumda olan, gerçek anlamda umrumda olan kişiler aynen benim gibi insanlık denilen, şu dünya gezegeni denilen açık hava tımarhanesine düşmüş, delilerin arasına kaldık amk, nasıl yaşayacağız diye düşünen arkadaşlar. Benim gibi bir sürü arkadaş olduğunu farkındayım. Dünya denilen tımarhanede nasıl aklımızı oynatmadan, nasıl kafayı yemeden kalırız diye düşünen insanlar arkadaşlar. Esas umurumda olan kişiler o arkadaşlar. İnsanlar kendi tercihlerini yapıyor. Bir noktadan sonra kızamıyorsun. Çok da şaşırmıyorsun. Adam o kalabalığın arasına dalıyor tamam mı? Yığırıyor milleti o insan denizin içinde yüze yüze böyle gidiyor kasaya doğru. Gidip sigara alıyor onda. Adamın derdi sigara. Biliyorsunuz arkadaşlar o paylaşımları görmüşsünüzdür. Sigara içenlerde daha yüksek ölüm oranı var koronavirüsten deniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bana Mantıklı geldi açıkçası. Çünkü zaten nefes darlığı çeken bir insan sigara içiyorsa nefes darlığım vardır. Üstüne bir de virüsten dolayı nefes darlığı olunca hiç nefes alamama noktasına geliyor olabilir. En azından benim mantığıma bu uyuyor. Adam, bak adam kendi nefesini daraltabilmek için virüsü yemeyi göze alıyor. Şimdi bazı kişilerde eyvallah diyeceksin. Seçimine saygı duyuyorum. Seçimine saygı duyuyorum. O abinin de seçimine saygı duyuyorum. Hukuki sebeplerden dolayı daha ötesini söylemeyeceğim. Evet neyse o yüzden neredeyse saygı duyacaktım. Çünkü ilk defa birisi çıkıp evet hatalıyım maalesef. O yüzden de istifa ediyorum. Çünkü hep muhalifler der ya muhalif insanlar yani. İşte şu oldu istifa et. Bilmem ne oldu emniyet müdürü istifa etmeli. Birbirini öldür hemen emniyet müdürü istifa etmeli falan. Çok aşırı saçma sapan sebeplerden dolayı yani. Hani bir adamın rüşvet aldığı ortaya çıkar o adam istifa etmelidir evet. Veya bir adamın direkt olarak hatasından dolayı bir şey olur istifa etmelidir eyvallah. Bunu hep söyleriz. Ama bunu söylerken bir yandan da bir kişi bu şekilde istifa ettiği zaman o da yetmiyor maalesef bazı arkadaşlara. O zaman da ne oluyor? Aa bak suçunu kabul ettin. Suçunu kabul ettin bu sefer de işte yargılanması lazım. Bilmem ne olması lazım. Hapse girsin. Tazminat versin. Bunu diyeceğinizi bildikleri için hiç kimse suçunu kabul etmiyor. Çünkü diyor ki ben suçumu kabul edersem daha kötü. Daha kötü yüklenecekler. Öteki türlü unutulur gidilir. Suçumu kabul etmem başkasına atarım. Başka birinin üstüne yıkarım. Bir tane günah keçisi belirlerim. O istifa ediyormuş gibi yapar. Ondan sonra daha seni affettim derim. Kimse suçun benim olduğunu anlamaz. En azından potansiyel olarak bana oy verecek kişiler. Diyor Mozambik'teki bazı abiler. Peki bu istifa verildi. istifa kabul edilmedi. İstifa kabul edilmedikten sonra internette nasıl paylaşımlar dolaşmaya başladı? Bu sefer de şöyle. Hainler ağızlarının salyalarını akıta akıta seviniyorlardı. Ama Salyalarını akıta akıta salyaları akıt nasıl oluyor iş? Salyalar aka aka sevinmek nasıl oluyor abi? Biliyorum. Aynen öyle seviniyordum ha. Şaka maka şimdi düşünecek olursam aynen bu. Dilim. Akmadı lan. Bu kadar uğraştım salya akmadı bilemiyorum. Salya akıta akıta sevme konusunda tecrübesizim abi. Neyse Hevesimiz kursağımızda kalmış. Çünkü halk mı bu oyunu bozmuş? Niye hevesimiz kursağımızda kaldı? Ne değişecekti yani? İstifa etseydi ne olacaktı? Bizim mahalledeki abi bir geçecekti. Bizim mahalledeki abi iki gelecekti. Farkında olmayanlar için bir daha söyleyeyim. Bizim mahallede bir tane abi var aslında. Bir tane abi var. Bizim mahallede bir tane abi var. Herkes şunu demiş. Yani muhalifler de bunu diyor. Yandaşlar da bunu diyor. Bu kişi işte istifasını vererek veliaht olduğunu sıradaki uzun abi olduğunu kanıtladı. Uzun abi'den sonra bu gelecek. Bunu artık herkes gördü. Uzun abi'nin ömrü çok fazla değil işte hastalığım varmış neymiş. Onun yerine bu gelecek ve işte ne bileyim hanedan mı devam edecek nedir yani? Doğru değil. Neden doğru olmadığını söyleyeyim? Çünkü Uzun abi'nin gerçekten tek adamlık yönetimi var, rejimi var Mozambik'te. O gittiği anda siz ciddi ciddi inanıyor musunuz onun işte mirası, onun legacy, Uzun abi legacy. Onun mirası der ki şu kişi benim veliahtım olsun biz de hepimiz onu destekleyeceğiz. Böyle bir şey olacağına inanıyor musunuz? Uzun abilerle okyanus ötesindeki abiler ne oldu? Beraber yürüyorlardı bu yolda ne oldu? Çıkar çatışması oldu. Şimdi çıkar çatışması olmayacak mı? Çılgınlar gibi olacak hem de. Ta 2002'de başlayan bu okyanus ötesindeki bazı abilerin projesi, Büyük Orta Doğu projesi deniyor buna. Onun geriye kalan son kişisi Uzun abi. O da gittikten sonra bunlar parçalanacak. Çünkü proje bitti zaten. Proje yok şu an yani. O da gittikten sonra bunlar parçalanacak. Ha sonrası daha mı iyi olur daha mı kötü olur bilmiyorum ama parçalanacak. Kısa abi, şişman abi, piknik abi. Bir sürü böyle değişik abiler çıkacak. Belki bir gıdım iyi olabilir. Çünkü birçok genç o zamanları hatırlamaz. Yani bir sürü parti dönemini hatırlamaz. Bir sürü parti dönemi olunca rekabet vardı. Rekabet olduğu için de sen mesela baştaki adama atar gider yapabiliyordun. Adam sana dava açtığı zaman bu büyük bir olay oluyordu. Öyle olunca hemen diğer partiler bunu eleştiriyordu falan. Bakıyorsun bir sonraki seçim diğer parti geliyordu. Diğer parti de bu sefer elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. O da saçma sapan işler yaptığı zaman ya da halkın tepkisini çekecek şeyler yaptığı zaman hemen o da gidiyordu. Ötekisi geliyordu bu sefer. Ben eski sisteme döneceğini düşünüyorum, umuyorum. Rekabetin olduğu o eski sisteme dönüşeceğini geri döneceğini umuyorum. Bunları da unutmayalım. Bu dönemleri hatırlatalım insanlara. Çünkü okyanus ötesindeki abilerin tehlikesi bitmedi. Bekliyorlar. Beklemediler şu anda. Zamanında işte konuştuk ya. Gelmiş geçmiş son bin yılın en büyük türkü okyanus ötesindeki abidir diyenler. İşte ondan sonra da abis kandırıldık diyenler. Zamanı gelince biz tekrar kandırıldık. Kandırılception olduk. Aslında okyanus ötesindeki abi gerçekten bin yılın en büyük türküymüş diye yine dönebilirler kesinlikle hiç kimse şaşırmasın. O yüzden Türkiye'nin başına gelmiş olan en büyük belalardan bir tanesi. Çünkü bu bir tarikat. Scientology'nin Türkiye'yi ele geçirdiğini düşün yani. En büyük tehlikelerden bir tanesi olan bu okyanus ötesindeki abilerin tekrardan geri gelme ihtimali var. Özellikle de maalesef uzun abi gidip partiler tekrar parçalandığı zaman okyanus ötesindeki abi tekrar kendine yandaş parti aramaya başlayabilir. Böyle bir olaydan konuşurken bile gene siyasete girdik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Siyasete girmeyi neden sevmiyorum? Daha önce de söylemiştim. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyoruz bir. Bir de hep olasılıklar üzerine konuşuyoruz. Ve yarı yarıya da hani tiyatroyu ciddiye alıp gerçekmiş gibi konuşmak gibi oluyor. Sokağa çıkma yasağı ve bunun üzerine insanların birbirine düşmesi, birbirinin tepesine çıkması konusunda iki taraf da hatalı. Yani halk da hatalı, bu kararı verenler de hatalı ama bence esas bu kararı verenler hatalı. Şöyle bir şey oldu. Bir süre sonra bir açıklama daha geldi. Neden böyle panik oluyorsunuz? Neden marketlere hücum ediyorsunuz? Fırınlar açık olacak dendi. Peki ilk başta bu söylenmiş miydi? Çünkü biz haber aldığımız zaman söylenmedi. İlk haberde yok böyle bir şey. Ondan sonra bir saat sonra falan yeni bir tane daha haber geldi. Orada dendi. Arkadaşlar panik yapmayın. Biz de böyle haber sitelerinden takip ediyoruz. Arkadaşlar panik yapmayın. Fırınlar açık olacak. İlk etapta bu söylendi mi? İlk etapta açıklama yapıldığı zaman bu söylendi mi? Eğer söylendiyse ilk açıklamada direkt söylendiyse o zaman halk daha hatalı. O zaman neden istifa olayına girildi? Dediğim gibi ben duymadım. Duymamış olabilirim. İkincisi de söylendiyse bile az da olsa gene açıklamayı yapanlarda hata var. Neden? Ben bunu çok yaşıyorum. Ben de duyuru yaparken başka taraflarından dinleyen, başka taraflarından anlayan çok kişi oluyor. O yüzden tecrübe sahibi oldum ben de. Duyuru yapacaksanız önemli noktaları en başa koymanız lazım. Bu çok önemli bir şey. Yani şunun yerine arkadaşlar saat gece 12'den itibaren 2 gün boyunca işte pazar 12'ye kadar sokağa çıkma yasağı olacak deyip ondan sonra da ama şuralar şuralar açık olacak falan demek yerine. Çünkü gerçekten birçok insan orayı dinlemeyecek. Hemen atlayacak aşağı markete koşacak yani. Bunun demek yerine en önemli şeyleri baştan söylemek. Yani arkadaşlar saat 12'den sonra işte ekmek hariç, işte eczane hariç, falan hariç, filan hariç, sucu hariç sokağa çıkma yasağı olacak demek lazım. Bu önemli bir şey. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bizim mahalledeki abiler benim podcastleri dinliyor biliyorsunuz. Çünkü ben ne söylesem hemen uyguluyorlar. Gizli hayranlarım. Gizli hayranlarım olmasa bu kadar hızlı dava açmazlar zaten. <laughs> yetiştiriyordur. Turbo yetiştiriyordur. Uzun abi. Efe senin hakkında bir şey söyledi bak. Cepten arayıp böyle. Evet arkadaşlar benim bu konuda e-yorlamam bu kadar.